biz ta pazar gününden beri Belek'teydik. Bir haber geldi ki Ankara Ücü'de Belek'e geliyor. Dedik o zaman biz uzatalım biraz. Ankara Ücü'nü tesislerde yakalayamıyoruz, otelde yakalarız. Şimdi Belek'teyiz. Harika bir otelde Ankara Ücü kamp yapıyor. Bugün salon çalışması olduğu için antrenmanı çekemedik. Ama takımı en iyi izleyen adamı yakaladım. Doğru muyum? Ya bir, yani sayılır. Biz sahada takımı en iyi izleyen her zaman kalecidir bence. Evet, en arkadan ben gördüğüm için abi. Herkesi görüyorum. Kimse kaçamıyor. Şimdi oradan baktığın zaman takım nasıl gözüküyor? Ya oradan baktığın zaman top en öndeyse, Eren'deyse sıkıntı yok. Çok güzel gözüküyor. Ama yaklaştıkça stres artıyor. Yani top uzaksa takım iyi gözüküyor abi. İyi bir defans hattılar aslında. Evet, yani bekleriyle beraber iyi bir defans hattılar. Yusuf yıllardır bildiğim çok iyi bir stoper. Yanında Sinan genelde oluyor. Bir tarafta Pinto var, öbür tarafta Erdem var. Murat da değişiyorlar arada. Ve pozisyon vermeyen bir Ankara Ücü var. Şimdi Yasin oynuyor, Pinto sakat. Evet, işte Allah o da düzelir. O rotasyona girerler. Ama herkesin söylediği, biz tribünde bu maçı izlerken keyif alamıyoruz. Sen kalede izlerken keyif alabiliyor musun maçta? Vallahi abi şimdi konum olarak çok keyifli bir konumdayız biliyorsunuz, yani lider sayılıyoruz. Yani aynı puandayız. 45 puanımız var. Ben çok keyif alıyorum yani. Şimdi yani futbolda tabii herkes, biz de çok istiyoruz mesela her maçı 3-0, 4-0 işte kazanalım, ama bu ligde maalesef, hele özellikle bu sene PTT liginde, yani birincilikte, PTT demeyelim. Çok zor böyle maçlar. Yani çünkü herkes herkesi yenebiliyor. Görüyorsunuz. Yani Bandırma Spor bile geçen hafta Erzurum'u yendi. Ama bir hafta önce 3-0'dan Denizli Spor'a 4-3 maçı verdi yani. Yani bu lig gerçekten zor. Serseri mayın gibi takımlar çok fazla. Ya bu sene çok zor abi. İnanılmaz zor. İşte herkes herkese çelme takabiliyor. Şimdi bizim ummadığımız maçlarda biz 6 puan kaybettik. İşte altın oldu Adana Spor. İşte yani bunlar bu ligin ne kadar zor olduğunu aslında gösteriyor. Bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum ilk yarı itibariyle, şu ana kadar itibariyle. İyi futbolda oynadığımızı düşünüyorum. Niye peki gözükmüyor? İyi oynadığınız, ben ya istatistiklerde Ankara yani, kötü futbol oynamıyor diyor zaten. Zaten istatistiklerde net gözüküyor yani. Bunun tartışmasız yani. Bizim niye istatistik verilerimiz gerçekten çok iyi. Yani bilemiyorum, ben de anlam veremiyorum. Yani kimse mutlu olmuyor bir şekilde, ama sonuçta skoru alınca genelde insanlar mutsuz olsa bile tabloya baktığı zaman Ankara Gücü şu an konum itibariyle lider. İkinci diyelim hadi. Şu an bugün lig bitse bir Süper Lig'e çıkıyoruz. Kila Baraj'da da çıkıyorsunuz. Kila Baraj bizde, arkadan gelen en yakın takipçimizde şu an 7 puan farkımız var. Yani bunlar hep avantaj. Sen Hatay'da da şampiyonluğu yaşadın. Evet, yaşadım. Hatay'da futbol keyfini alabilmiştin. Hatay'da da abi inan. Yani biz belki bundan daha kötü oynuyorduk. Ama gerçekten yine iyi bir savunma yapıyorduk. Az gol yiyorduk. Ondan sonra maçlar böyle 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, 2-1. Böyle hatta orada da şu bana tecrübem şunu gösterdi. Biz 10 puan farklı öndeydik. Yani son haftaya kadar şampiyonluğu garantileyemedik. Yani evet, çok zordu. Çünkü bizim yani Ankara Gücü'nün gerçekten çok muhteşem bir taraftarı var yani. Bu gücü arkamızda hissediyoruz. Arkamızda oldukları zaman da yani belki iyi futbol, bence iyi futbol oynuyoruz, ama iyi futbol görmeseler bile bizde inanılmaz mücadele hırsı görüyorlar. Olmasa zaten bu son dakikada golleri olmaz. Tabii bence. Yani biz yani son ana kadar maçı bırakmıyoruz. Zaten sabırlı oynuyoruz. Tecrübeli de bir takımız. Hocamız bize devamlı zaten bunu söylüyor. Sabırla pas yaptığımız zaman mesela bu son 2-3 maçtır hep 90'da atıyoruz, ama yani aslında oyunun hakimi biz oluyoruz yani. Mesela rakip çok fazla pozisyona giremiyor. Çok fazla pozisyon da vermiyoruz zaten. Takım savunmamızı çok iyi yapıyoruz. İşte yani gol geliyor bir şekilde. 90'da geliyor, 80'de geliyor, 90+4'te geliyor, ama geliyor, maçı kazanıyorsun. Sonuç itibariyle kazanıyorsun yani abi. Burada kazanmak önemli. Şimdi biraz önce Pazlan otelde dediler, ziyarete gelmiş herhalde. Ha öyle mi? Ya ben Pazlan'ın bir cümlesini hatırlıyorum. Ya topu biraz ileriye dikin de biz bir nefes alalım diye. Ankara Ücü tamamen kendi sahasında futbol oynadığı 200 sezon geçirdi. Evet. Kadro darlığından, ofansta yeterli top tutacak adamları olmamasından dolayı. Senin biraz önce bahsettiğin Hatay gerçekten keyifli futbol oynamadı. Ondan önceki sene keyifli futbol oynuyordu, çıkamadı. Evet, çıkamadık. Finalde kaybettiğimiz sene gerçekten çok eziyorduk rakipleri. Evet. Yani
çok da iyi puan topladık ama şampiyon olamadık. Evet, gençler yani 2 hafta daha uzasaydı gençler yerine ben Hatay çıkacak diyordum. Tabii bir hafta sonra, evet. Bir hafta daha uzun olsaydı lig biz çıkardık direkt. Orada da mesela iyi futbol oynuyordu gerçekten, eziyorduk evet. Rakipleri ama çıkamıyorduk mesela. Çıkamadık yani. Ankara Gücü çıktığında da güzel bir futbol yoktu. Üzerine gideyim. Ya şimdi geçen seneye bakın, Giresunspor evet. Örneği var mesela. Biraz daha takım olmayı başarmıştı sanki Giresunspor. O sayede başardı. Biz de bence şu an o takım ruhumuz sonuna kadar var yani. Biz ben bütün oynayan, oynamayan, genç, en büyük inanılmaz bir takım ortamı var. İnanılmaz bir sahiplenme var. Teknik ekip, yöneticiler, futbolcular, yani çok büyük bir kenetlenme var. Ben bunu görüyorum. Bunu dışarıdan da görüyorlar bence. İşte bu bence başarıyı getiriyor ya. Hani skor geliyor yani bir şekilde. Birliktelikle kalplerimizin temiz olması, oynamayan oyuncunun kalbinin temiz olması, yerine oynayan oyuncuların iyi performans vermek istemesi. Hani o arzuyu görüyoruz. Evet. O arzu bence işte bu skorlara etkisi var bence. Yani mesela biz arzulu, istekli oluyoruz. Kimsenin kötülüğünü istemiyor. Bir şekilde 90'da gol geliyor, 80'de gol geliyor. Maçı kazanıyoruz yani. Herkes seviniyor. Futbolun biraz da keyfi burası aslında. Ya, sonuna kadar mücadele. Şimdi şöyle bazen bir şey vardı abi. Şöyle bir şey vardı. Şimdi biz diğer takımdan arkadaşlarımız arıyor biz işte. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok başarılısınız falan diyorlar. Ama diyorlar bu 90'da gelen goller şampiyonluğun sesidir diyorlar. Evet. İnşallah öyledir. Bazıları da 90'da gelen goller bal diyorlar. Yani 90'da ya öyle diyen de var. Ya şimdi futbol çok yoruma açık bir oyun abi, biliyorsun. Şimdi sen farklı yorumlarsın, ben farklı yorumlarım. Bu tamamen senin takımına bakış açınla, takımına verdiğin destek, verdiğin sevgiyle alakalı. Yani tamamen her şeye bir de yaşlı diyebilirsin takım yani. Takım çok ya, yaşlı takım. Şimdi yaşlı takım diyorsun abi. Şimdi Erdem abi takımın en yaşlısı. Baktığın zaman birincilikte yani şu an Erdem abinin gibi bir oyuncuyu söyleyebilir misin yani? Yok. BTT Ligi'nde yani birincilikte. Yani bırak birinci ligi, Süper Lig'de de yerli oyuncuları görüyorsunuz abi yani. Şimdi biz de tamam yaşlıyız, tecrübeliyiz ama adamı görüyorsunuz yani canla başla mücadele ediyor. Bu tabii sadece Erdem abi için geçerli değil. Atıf Şeşu'yu görüyorsunuz, yeri geliyor. Eren'i görüyorsunuz işte. İyi oyuncularımız ya var. Bu işte biraz bu ligde özellikle şampiyonluk mücadelesi verirken yaşlılıktan daha tecrübeli bir takıma ihtiyaç var. Tecrübe kesinlikle yani mix diyelim buna ama tecrübe bence daha ön planda. Çünkü kısa serüvende tamam gençler bir yere kadar tempoyla götürebiliyor ama uzun serüvende işe tecrübeliler de katıldığı zaman çok daha farklı bir takım oluyor yani abi. Çok daha iyi gidiyor yani. Her takımın oyuncu yetiştirmede belli bir kilit noktaları olur. Bazı takım kanat oyuncuları yetiştirmede çok başarılı olur. Bazıları stoper, defans elemanları. Ama Ankara Gücü dediğin zaman aklı ilk gelen kaleci olur. Evet. Gökhan Akkan gelir, Altay gelir. Evet. Geçmişe döndüğünüz zaman Adil Hoca, Arif Hoca onlar gelir. O kadarı biz yakalayamadık ama. Ankara Gücü'nün altyapıdan gelen kalecileri nasıl? Bakabiliyor musun? Şimdi Korcan'ı çok severim. Korcan Altay'ın önünü çok güzel açmıştı. Altay evet. Şu anda belli oranda Korcan'ın önünü açması sayesinde Fenerbahçe'nin kalesine geçebildi. Sen alttan gelen kalecileri nasıl görüyorsun? Beraber çalışıyorsun. Yani şimdi mesela. Burada ilk Altay'la başlayayım. Ben Altay'ı ilk Hatay Spor'la biz Ankara Gücü'ne maça gelmiştik. Biz playoff'a çıkmayı garantilemiştik. Ankara Gücü'ne şampiyonluğu garantilemişti. 19 Mayıs'lık kutlama maçıydı son maç. O maçta Altay'ın ilk maçıydı diye hatırlıyorum. Evet. O maçtan sonra mesela Altay çok gençti o zaman. Biz yani hocalar olsun, arkadaşlarımız olsun dışarıdan izlediğimiz için Altay'ı çok beğenmiştik. O da zaten kendini ispatlamış bir kaleci Ankara Gücü'nde. Çok yerlere geldi. Tabii Korcan'ın da etkisi vardır. Ama ben Ankara Gücü'nün altyapısındaki kalecileri hep başarılı buluyorum abi. Çünkü bilmiyorum bu geleneksel mi? İyi kaleciler var altyapıda. Yok Ankara Gücü deyince benim aklıma evet, hep kaleciler geliyor. Geliyor geliyor yani iyi kaleciler var. Şu an aklıma düşünüyorum mesela bizde altyapıdan A takımda çıkan kaleciler var. Tabii hocamız bunları devamlı rotasyon yapıyor tabii çok gençleri. Tabii devamlı çıkanlar var. Şimdi rotasyon uğrayıp gençlerin de bu havayı solmasını istiyor hocamız. O yüzden çok başarılı kaleciler var. Mesela yani kim gelse sırıtmadı desem yalan olmaz yani. Tehlike görüyor musun kendini? Tehlike tabii ben abi her zaman tehlike görüyorum yani ama sonuçta burada Ankara Gücü'nün başarısı olacaksa burada kimin oynadığı hiç önemli değil. Yani hiç problem değil. Yeter ki Ankara Gücü'nü biz bu sene söz verdik. Süper Lig'e çıkarmak için geldik. Yani Ankara Gücü Süper Lig'e çıkacaksa burada kimin oynadığı hiç önemli değil ki bunu hocamız da herkes de gösterdi. Herkes oynayabilir bizim kulübümüzde.
Sonuç Ankaragücü'nün şampiyon olması abi. Şu an biz hepimiz buna fokuslanmış durumdayız. Genç oynamış, yaşlı oynamış hiç önemli değil. Şimdi üst üste gelen mağlubiyetler, Mustafa Hoca'nın inanılmaz tartışılır hale gelmesi, bir bocalayıp acaba ya biz beceremeyeceğiz, olmayacak bu iş, devre arasında sağlam transfer gelmezse bizim işimiz zor. Takımda öyle bir ruh hali, sende öyle bir ruh hali hiç oluştu mu? Abi hiç oluşmadı ya. Yani ben, şimdi biz lige zaten çok iyi başladık. Mustafa Hoca'yla da burada çalışma fırsatı. Kardeşim bir müsaade et de konuşalım ya. Sana sallıyor şu anda. Şu İshak kardeş, İshak şöyle bir devre arası yönlerseydik falan. Yok gerçekten abi, hocamızın konusuna geleyim. Ben Mustafa Hoca'yla burada tanışma fırsatı buldum. Hiç öyle tereddütüm olmadı yani. Götüremeyecek, işte kaldıramayacak. Mağlubiyet yaşadığımızda da takımda da mesela şimdi yani şuramız eksik, transfer etsek olur mu diyorsun. Ama ikinci yarıya başladık. 3'te 3 ile başladık mesela. Zor fikstürden başladık. Yani ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Tabii hocamız bunu bilir. Yönetimimiz daha iyi bilir. Yani bizim takımımız kaldırabilecek pozisyonda. Tabii buna en büyük kararı hocamız ve yöneticilerimiz karar verir. Şimdi şöyle bir şey var. Takımda daha önce 6-7 tane kaptanlık yapmış futbolcu var. Evet. Bu tecrübeden kaynaklı. Şimdi bazı hocalar, ben kendilerinin özgüvenleriyle alakalı derim ki böyle bir kadro istemez. Bu kadar çok, affedersin, evet. Yani yanlış. Papaz diyelim abi. Papaz futbolcuyla bir arada olmayı futbol istemez. Futbol deyimiyle papaz diyoruz. Evet. Abi. Mustafa Hoca o konuda anladığım kadarıyla tecrübeli kadroyu istedi ve kendi özgüven hissettirdi. Siz Mustafa Hoca'nın o özgüveni hissediyor musunuz? Evet. Çünkü gerçekten bu kadar yıpratılan bir ortamda, daha maçın çok yarısında istifa diye bağırılan bir ortamda, ya diken üstünde giderken bir manada Mustafa Hoca size o özgüveni verebildi mi? Ya tabii ki verdi. Zaten işte bunların hepsi tamamen takımın skorla, oyunla alakalı. Yani Mustafa Hoca'nın şöyle bir lafı vardı, onu hiç unutmam. Burada bir istifa diye bağlayacak bir kişi varsa, eleştirecek bir kişi varsa benim diye kendini taşın önüne attı yani. Topun önüne attı diyeyim, pardon. Topun önüne attı adam. Kesinlikle işte tribünler istifa diye bağırıyor, yuhluyor bazen bize ama tabii skor istiyorlar onlar da, iyi futbol istiyorlar. Oralarda bile mesela hoca bize hep sakin kaldı. Bize hep özgüven verdi. Siz bu işi yapabilirsiniz, başarabilirsiniz diye. Hep destek oldu, arkamızda durdu. Yani biz de onun desteklerini elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte. Tabii ki takımda 6 tane 7 tane kaptanlık yapmış oyuncular var. Şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Süper Lig'de yıllarca oynamış oyuncular var. Erdem Ankara'da 2 kere yaşadı. Yani Erdem abi zaten yani burada şampiyon futbolcu diye söyleniyor yani. Gelince şampiyon olur. Evet. İnşallah bu sene de şampiyon olur. Yani işte bunlar hep tabii ki takımın artısı bence yani. 7 tane kaptan demeyelim de tecrübeli oyuncular. Demin de konuştuğumuz gibi. Evet. Yani tecrübeli oyuncular olması, şimdi Türkiye'de herkes şöyle söylüyor. İşte bu adam yaşlı, bu adam çok oynadı, artık bunun yüzü eskidi falan. Yani ben onlara katılmıyorum. Takımda mutlaka tecrübe olması gerekiyor. Bir de son soru artık. İshak daha fazla bekletmiyorum. Adam İshak da oradan bekliyor. Bağırıyor zaten. Sıkıldım falan diyor. Ben diyorum ya, 2 saat konuştum sonra. Takım her kötü gittiğinde Ankara Gücü'nde bizim konuştuğumuz yönetim paraları vermiyor. Para sıkıntısı var kulüpte falan. Evet. Çok kısa bir sıkıntı var mı? Yok, çok şükür. Başkanımız Allah razı olsun. Yani elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani yapmasa da biz yaptığını görüyoruz yani. Evet. Sağ olsun yapıyor yani. Şu an için Allah'a şükür kulübümüzde öyle bir sıkıntı yok. Şimdi yıllardır Ankara Gücü belki borçlu bir kulüp olarak bilinebilir ama gerçekten Faruk Başkanımızın bunda çok büyük yani. Sen öncesini geri demediler mi? Paranı alamazsın Ankara Gücü'nden diye. Yani ben, yani tabii ki söylediler. İşte borçlu kulüp, şu kadar borcu var, bu kadar borcu var, işte gelinmez, gidilmez falan ama biz Faruk Koca dedikleri zaman yani biz hiç parayı marayı düşünmeden Faruk Başkan'a geldik. Çünkü gerçekten çok değerli bir insan. Bu kulübe çok fazla emek veriyor. Yani herkesin kolay kolay yapamayacağı bir işi yapıyor şu an. Yani çünkü biliyorsun bu karşılıksız bir iş yani. Evet. Destek veriyor adam. Yani Allah razı olsun kendisine. Şu ana kadar bir eksiklik hissetmedik. Biz de ona söz verdik. Şampiyon yapmamız lazım burayı. İnşallah sözümüzde dururuz yani. Şampiyon olmamız lazım. Yoksa bizi yani topa tutar. Yok, başkanla ya, ben o ihtimali gördüm. Ya, üzülürüz yani abi. Şöyle söyleyeyim. Buraya kadar getirdik. Yani şurada yüzdük.
Az bir serüven kaldı. Yani buradan şampiyon olmamız lazım artık yani. Kesin olmamız lazım, çıkmamız lazım. Ankara Gücü'nün yeri Süper Lig. Bu kadar insan emek veriyor. Süper Lig. Benekli Ayhan'la tanıştın mı? Abi tanışmadım. Kendisine de buradan sesleniyorum. Tanışmak istiyorum abi kendisiyle. Daha tanışmak nasip olmadı ya. O Benekli Ayhan'ın röportajını ben yapmıştım. Öyle mi? Kayseri'ye gidiyorduk ve Ankara Gücü'nün 2. Lig'den 1. Lig'e çıkma şampiyonluğuydu. Röportajın konusu şuydu. Biz Ankara'da hiç şampiyonluk yaşamadık. Bu şampiyonluğun nasıl kutlanacağını bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Onun üzerine 2'den 1'e, 1'den Süper Lig'e, ardından Gençler Birliği şampiyonluğu. Biz bayağı bir tecrübe edindik. Ne yapıyorsunuz İnşallah... burada ya? Gel hocam. Hocam sana salladık. Bayağı hocam salladık. Benekli Ayhan'ı tanıyor musun? Tanıyor musun? Dedi, tanımıyorum. Benekli tanışmak istiyorum dedim yani. Tanı. Bir gelsin hocam antrenman o zaman çağıralım yani. Neyse hocam hakkında konuştuklarımı silersin abi sen. Yok oraları ben ayrı. Sen hallet oraları. Akın ne dediyse doğru söylemiştir. Hocam bak hemen sen geldin hemen sana söyleyeyim. Şimdi takımda 7 tane dedim kaptanlık yapmış futbolcu var. Evet. Hepsi. Ben biliyorum ki bazı teknik direktörler bu kadar cümlenin içerisinde papaz futbolcuyu takımda görmek istemez. Çok özür dilerim kaşar diyorlar. Papazı kendisi söyledi. O biraz... Yumuşattım ben. Yumuşatmış. Bu bir manada özgüven meselesidir. Hoca eğer kendine güvenmezse böyle futbolcular istemez. Mustafa Hoca o özgüveni size verdi mi dedim. Verdim Akın'ın ben. Cevabını söylemiyorum. Ben söyledim hocam onu kesici ben duymak istiyorum seni. Verdi mi oğlum? Verdi. Hoca fazlasını Vallahi. Verdi. Hoca fazlasını verdi. Allah razı olsun. Şimdi şöyle tabii ki bunlar aslında hepsi lider vasıflı ve karakterli arkadaşlarımız. Dolayısıyla alırken aslında bu işin bu boyutunda düşünmüştük. Bazen sahanın kenarında söylemek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz şeyleri sahanın içerisine aktarmak bazen zor oluyor. Orada işte benim işlerimi kolaylaştıran bu tecrübe, bu kalite, bu karakter, yaşanmışlıklar tecrübedir. Alırken de bunları düşünmüştük. Gerçekten çoğu maçta da içerideki bu tecrübelerini, bu liderlik vasıflarını ciddi anlamda gösterdiler. Bunun da takıma ve bize çok faydası oldu. Biz hani yaşına bakmayız, kimliğine bakmayız. 17 yaşındaki ya da 15 yaşındaki oyuncu da bizim için değerlidir. 37 yaşındaki oyuncu da bizim için değerlidir. Biz onları buraya alırken geçmişlerini biliyorduk, karakterlerini biliyorduk. Dolayısıyla hepsi yıllardır bu işin içerisinde, bu işin emekçileri. Gittikleri her yerde mutlaka gittikleri takımlara katma değer sağladılar, olumlu anlamda. Dolayısıyla buraya da ciddi anlamda sağladılar. İyi ki onlarla çalışıyorum. Ben onlarla çok mutluyum. Hocam biz tribünden oyun keyfini alamıyoruz. Hakik kale arkasından bakınca oyun keyfini alıyormuş. Sen yedek kulübesinden baktığın zaman oyun keyfini alıyor musun? Skor keyfi demiyorum, o istatistik keyfini de demiyorum. Onlar zaten süper geçiyor. Ya oyun keyfini alabilmek sadece maçın bitirdiğiyle beraber o duyguyu daha doğru yaşayabiliyorsun. O yüzden biz 90 dakika bittiğinde galipsek o keyfi o an yaşayabiliyoruz. O da zaten kısa sürüyor çünkü yarım saat ya da bir saat bir sevincimiz oluyor. Bir sonraki maçı düşünmek zorundasın. Tabii. Bu böyle gelmiş, böyle de gidiyor. Dolayısıyla sevincimiz çok fazla olmasa bile süresi az sürüyor ama o da yetiyor. Gerçekten yetiyor. Bir haftanın o emeği, yarım saatlik o sevinç bize gerçekten inanılmaz mutluluk veriyor. Geldi şeytan. Merhabalar. Şeytan geldi. Ben hocamı yalnız bırakmasam olur mu? Gel buraya. Ben hocamı yalnız bırakmak istemiyorum. Top rakipteyken ben İsa'ya çok güveniyorum. O da aslan gibi bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bu arayı iyi geçirmek lazımdı çift antrenmanlarla. Biz orada antrenmanları ikide yapıyorduk ama hava şartlarından dolayı bulunduğumuz sahanın zemini resmen beton gibiydi. Bu da bize dönüşü kötü oluyordu. Dolayısıyla biraz daha yumuşak, biraz daha sağlıklı bir ortam bize bu anlamda yönetimimiz sağladı. Sağ olsun bizi kırmadılar. İyi bir kamp dönemi yaşıyoruz şu anda. Umarım bu ligde bize olumlu şekilde yansır. Sen hep de devre arası da çok kısa sürdü. Milli maç arasından daha kısa bir devre arası oldu neredeyse. Sizin kupa maçından dolayı. Bizim için bu devre arası oldu aslında. Evet, devre arası yani oldu. Biz devre arası yaşamadık. Kupa maçıyla geçirdik. Dolayısıyla arkadaşlarımız bugüne kadar yoğun bir şekilde çalıştı takım olarak. Aslında bu bizim için devre arası oldu. Böyle bir fırsatı biz de kaçırmak istemedik. Çok da faydalı olacağını düşünüyoruz. Biraz yoracağız onları belki şu 4-5 gün ama her şey onlar için, takımımız için. İnşallah dönüşü bizim için ilk başlarken iyi olacak. Genç eserlerde odada gizliyormuşsun yani.
yeni transfer... İkisi benim odada diyor. Transferlerimizi sezon başı bitirdik yani. Ben takımdan memnunum. Yani şu anda iyiler. Hepsinden Allah razı olsun. İshak, bu takımda stoperlerin forvetlerden fazla gol atmasını sizin net. Delikanlı gibi söyle oğlum. Güzel bir soru sordu. Onların gol atmasındaki en iken İshak'tır. Ben atları kesiyorum, onlar da gol atıyor. Bu kadar basit. Oğlum duran toptan bahsediyor. Duran top. Derken akan oyundan bahsetmiyor. Akan hocam, oyunu zaten görmüyoruz. Duran top diyor. İshak. Erdem abi gibi top. Usta hani, bir oyuncumuz var hocam. Korner. Frikik. Frikik. Foul. Onlara duran top yani, deniyor. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bizim hani Yusuf olsun, Sinan olsun o yan toplara, duran toplara çok gol attılar bu sene. Atmaya da devam ederler inşallah. Tabii bunun en büyük etkeni bence Erdem abimizin olması. Ayakları çok temiz. Tabii bu konuda hocamın da sistemini es geçmeyelim. Allah razı olsun ya. Hocam o haftanın 3-4 günü yan top, duran topları yani hani çok, çok çalışıyoruz. Onun da maçlarda yani meyvesini alıyoruz diye düşünüyorum. Şu an çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz ya. Mesela hocam uyum planı. Biz de yine çıkalım. Koletler gol atsın, Demir Çelebanlar gol atsın mı? Artık. Yoksa Erdem ortaya kessin, duran top kazanalım, gol atalım. Her ikisi de. Bizde plan evet. Çok bizde çok plan var. Bizde biz, yok. Yani yok. Bizde şu bizde A, B, C bütün planlarımız var. Üçü de miri tutuyor yani. Arkadaşlarımızla biz çalışıyoruz. 7-8 aydır çalışıyoruz. Bir oyun formatımız mutlaka var. Ama o oyun formatının içerisinde mutlaka stratejilerin de gelişmesi gerekiyor. Rakibe göre analiz yapmak gerekiyor. Bazen rakip takımları önde baskı yapıyoruz. Bazen ikinci bölgeyi bekliyoruz. Bazen birinci bölgeyi bekliyoruz. Galipken duruşumuz belli. Mağlupken duruşumuz belli. Dolayısıyla bunları sürekli çalışıyoruz. Hani bir oyun planı derken bunların hepsini totalde topladığında aslında bu da bir plandır, bir stratejidir. Ama rakibe göre ve maçlara göre analizler yapıyoruz. Oyuncularımızla bunları çalışıyoruz, gösteriyoruz, anlatıyoruz. Gerek pratikte gerek sahada bunu uygulamada gösteriyoruz. Her rakibe göre farklı stratejiler var ama genel anlamda da bir oyun anlayışımız var. Bunu görebilen görüyordur muhtemelen. Rakibe göre belli oranda çerçeveyi çiziyoruz diyorsun hocam. Normal yok, genel anlamda bir oyun planımız var evet. Ama mutlaka rakibin kuvvetli yönlerine ve zayıf yönlerine göre de o maçta 3-4 tane strateji mutlaka belirliyoruz. Yani işte kenar varyasyonları, geniş oyun, merkezden hücum, duran top gibi durumlar söz konusu oluyor. Buraları nereleri kullanmak lazım? Buralarda nerelerde bize avantaj sağlar? Rakibin güçlü yönleri nereler? Nereleri beklemek lazım? Ona göre tabii ki bireysel olarak ve takım olarak mutlaka rakibin analizini yapıp ona göre bir strateji geliştiriyoruz. Rakip de bize İshak'tan yürüyor da işte. İstediği kadar yürüyor. Rakip takımın analizi genelde şöyle oluyor. Rakip bir diyor ki yine İshak'a verin baskı yapın. Rahat alırsın diyor mesela. Bu Kocaeli mi Muhammed Gönül Açar oynuyor. Muhammed'in bir lafı vardı yani. Hoca beni oynatmayarak şampiyonluğun en önemli adımını atmış oldu diye. İsmet Taşdemir hocamıza söylemişti. Sana yükleniyorlar takımda. Böyle aslında yüklensinler. Benim hoşuma gidiyor. Vallahi beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Geçen şeyden bahsetmiş. Keçiören Gücü'nün başkanı aramış herhalde. Messi mi oldu mu size böyle değil mi? Ne oldu diye. Sedat Başkan evet. Aradı beni. Geçen gün de. Böyle neyindir demiş. Aferin oğlum dedi. Çok iyi gidiyorsun. Şu böyle hani devam et dedi. Ben de dedim ki başkanım. Sizde oynadığım dönemde hocamdan kaynaklı siz beni kullanamadınız dedim. Yok öyle değildir o, muhtemelen o yok, yok, zamanki hocamızda muhtemelen senin farklı yönlerin olarak, vardı. Espri olarak yaklaştı da. İshak'ın şöyle bir özelliği var. Şimdi sahanın orta sahası var. Evet. Çizgi var. İshak şimdiye kadar o orta sahayı geçmemiş. Orayı geçince kendini yabancı hissediyor. Genelde bu tarafta hep oynamış. Bu tarafa geçince biraz zorlanıyor da o da onu öğretti. Yani futbol sahasının evet. Bu tarafı da var. Burayı da pozitif kullanmak lazım. Sağ olsun. Orayı da İshak çok iyi kullanmaya başlıyoruz hocam. Özellikle Bursa maçında iki asisti var sol önde falan. İshak'a ne oluyor falan gel dediler. Dolayısıyla İshak'a o özgürlüğü de vermiştik. Hatta bu maçta da öyle bir stratejimiz vardı. Hatta bir iki pozisyon girdi soldan aldı götürdü. Yani bizim o 1-5 ve 2-4 dediğimiz yerleri İshak o anlamda iyi kullanıyor. Herkes İshak'tan zaten çok iyi. Biz de memnunuz. Keçiören Gücü'nde takip ediyordum. Bandırma'da o kadar takip ediyordum ama evet. Keçiören Gücü'nde
İshak'la şu anki İshak arasında ciddi bir uçurum var. Fark var. Fark var. Hoca faktörü mü? Hoca faktörü. Zemin faktörü mü? Hoca faktörü. Camia faktörü mü? Adamsın lan. Zemin. Zemin de var ama birinci faktör hoca faktörü diyorum. Ya o dönem sizin maç, kazandığınız maçları hep zeminden mi kazandınız? İçeride, evet evet. Zeminden şimdi, o kadar iyi. Hani gelen takımlar yani alışık olmadığı bir zemine geliyor. Tabii biz hani her hafta oradayız. Sahanın her yerini biliyoruz. Gelen takımları hemen ilk 10 dakikada çat çat tokatlıyorduk da. Evet, ha, doğru. Biz bunları iki maçta da 90'da. Uzatmalarda yenildik. Gereğini yaptık diyorsun. Yağladık hocam. Şimdi İhsan oyuncu karakteri şöyle. Genelde defansif özellikle. Evet. Tam bir 6 numara. Ama İhsan'ın o bitmez tükenmez enerjisi işte 90 dakika boyunca içerideki o arzusu, isteği, kazanma arzusu. Biz o işin o boyutunu biraz daha ofansif olarak ön tarafta da değerlendirmeyi düşündük. O da bizi mahcup etmedi. Belli maçlarda defansif, belli maçlarda da ofansif gücünden ciddi anlamda faydalanıyoruz. Ya İshak gibi 3-4 tane daha oyuncu olsun, Yunanistan'ı al ya. Yani öyle bir oyuncu. Neyse, beni gömdü burada abi. Ya Akın, şimdi İshak... Akın sana top gelmiyor ki. Sana fazla pozisyon gelmiyor. İshak olduğu için fazla pozisyon gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir soru. Tabii ki senin farklı hocam karakterde bir kardeşimizsin. Severim seni, bilirsin. Sağ ol hocam. Fazla da konuşma. Ama Akın'da korkuyormuş bu taraftan. Aşağıdan sağlam altyapıdan kaleciler geliyor diyor. Ha, evet. Aşağıdan gerçekten altyapıdan iyi kaleciler geliyor. Onlara da önem veriyoruz. Tabii sadece kaleci değil. Orada işte Emre'si var, Ulaş'ı var, Atakan'ı var, Sıracı var. Ama altyapıdan özellikle kalecilerin milli takıma gitmiş olması kulübümüz adına ve bizim adımıza da sevindirici. Onları da işte 15 günde bir ya da ayda bir sürekli değiştirerek, çanç yaparak çağırıp onları da görüyoruz, değerlendiriyoruz. Gerçekten çocukların önü açık. Sabırlı olurlarsa, biz gittikten sonra da bizim onlara verdiğimiz değeri verirlerse kulüp de kazanır, çocuklar da kazanır. Gerçekten altyapıdan oyuncuyu yetiştirmek, bir oyuncunun hayatına dokunmak, ona statü kazandırmak, meslek kazandırmak, para kazandırmak, kariyer kazandırmak bana göre çok büyük sevap. Biz de onu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar gerçek Ankara güçlü. Dışarıdan transfer olan arkadaşlarımız artık profesyonelliğin belli boyutlarını yakalayıp artık bu işi tamamen ekonomiye çevirme, ama onlar burayı yakalayabilmesi adına gerçek Ankara güçler, onlara daha çok sahip çıkmak lazım. Abi olarak bunlar da Ankara kardeşler. Çok kaleci çıktı. Ben kendimi bildiğimden sen beni yiyeceksin abi herhalde. Ya ben röportajımda Altay Korcan'la röportaj yapıyorum. Altay diyor abi kısa kes diyor, hala oynayacağım diyor. Beni çıkarsın artık diyor. Numara açsın falan yapıyor. Benim şampiyonluk röportajlarım meşhurdur bu arada. İnşallah yine yapacağız. İnşallah. Sağdaki. İshak bir klişesi vardır. Bu takım çıkarsa şu kadar futbolcudan fazlası oynamaz. 2-3 kişi oynar, geri kalan oynamaz. Futbol klişesi Ankara Gücü'ne ne kadar uyuyor sence? Ankara Gücü inşallah çıkacak zaten artık. Çıkarsa konusunu çok konuşmuyorum. Onda kimsenin şüphesi olmasın, zaten bizim tek hedefimiz o zaten. Başka bir şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Öyle veya böyle bu takım çıkacak Allah'ın izniyle de. Sizin o söylediğiniz klişe de %50-%50 diyebilirim, yani katılıyor diyebilirim. Kendin oynar mısın süper lig'de? Her türlü. Her türlüsü sonuna kadar. Şimdi oynatana bağlı şimdi. Oynatmak isteyen oynatırsa Süper Lig'de herkes oynar. Tabii. Arada çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Ama İhsan, doğru planlama. İhsan bazı oyuncular konusunda şüpheleri var bence, oynayamayacağım konusunda. Süper Lig'deki hedefle de alakalı. Yok hocam, olur mu ya, bu takım olduğu gibi oynar. Varsa söyle, yok, söylerim yani, hemen satarım seni. Yok hocam, yok yok. Bence de oynar ya, bu takımdan çoğu kişi oynar. Çoğu kişi oynar, gerçekten oynar yani. Atla deve değil gerçekten, arada çok büyük uçurum yok. Atay'da. Mantalite farkı, yani statüyü kazanıyorsun. Oraya çıktığında, o statüyü yakaladığında, o atmosferi yakaladığında arada çok büyük fark yok. Örnekleri de var işte, bugün Hatay çıktı, Giresun çıktı. O ligde oynayan oyuncularını belli sürelerde oynatıyorlardı. Önemli olan o planlamayı doğru yapmak. Şimdi doğru tercih yapıp oraları güçlendirmek. Şimdi hazır Akın buradayken ona sormak istiyorum. Hatay neyi doğru yaptı? Ya Hatay bir kemik kadrosu vardı abi. Hocamın dediği gibi planlamayı hep doğru yaptı. O kemik kadrosunu hep korudu. Güvendiler onlara. Şans da verdiler. Onlar da mahcup etmedi Hatayspor'u ya. Ömer Hoca da orada çok iyi takviyeler yaptı üstüne. Süper Lig'e o geldi. İyi bir çıkış yaptılar. Şu anda hala devam ediyorlar.
Yani şimdi gerçekten futbolda model olarak kimi konuşalım dese Alanya konuşulur, Hatay konuşulur. Çünkü bu ikisi evet. Çok doğru model gibi gelmeye başladı. Özellikle Hatay yeni geldi, 2 senedir doğru yapıyor ama Alanya uzun süredir bunu Alanya. Yapıyor. Gerçekten ya dediğim gibi yani şimdi belli bir gücü var Ankara gücünün. İnşallah bu ligden yukarıya çıkacak. Güçlü olduğu için oraya çıkıyor. Oradayken de oraya çıktığında da bu gücünü biraz daha güçlendirmek adına daha güçlü oyuncular aldığında 5-6 tane oyuncu almış olsa doğru ve güçlü oyuncu mutlaka orayı da doğru oynayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani doğru planlama, doğru yapılanma ve her şeyin düzenli olması, birliktelik mutlaka pozitif anlamda sana dönüşü oluyor. Dediğim gibi çok arada uçurum yok. Ki o ligleri oynayıp şu anda bizim takımda oynayan arkadaşlarımız var. O ligleri oynayan arkadaşlarımız var zaten. Şimdi o zaman bir yavaş yavaş toplayıp tahmin alayım. Sezon sonunda Ankara'cı kaç puanlı? Hayda. Bakın başla bakalım. İlk önce İshak kardeşim. Hocam, ha bak sezon başında basın sözcüsü Gökhan Bey maç tahminleri aldı. En yaklaşanlardan bir tanesi ben olmuşum. Öyle mi? 18 puan demiştim ilk 6-7 maça galiba. En yaklaşan ben olmuş. Pardon 10 maça. 18 puan demişim hemen hemen 20. 10 maça kaç puan almıştık biz? Bu sene mi? Evet. Bu sene mi? Sene 10 maçta sene geçtik abisi ya. Geç 21 falan oldu. Tabii tabii. Ama 6-7 puan yazanlar galibiyet, varmış. 7 galibiyet bir beraberlik aldık. 21. 2 mağlubiyet. Pardon. Orada beraberlik, 3 beraberlik, 7 galibiyet var. Galibiyetimiz yok hocam aynen. 3 beraberlik, 7 galibiyet. 7 galibiyet. 3 beraberlik. Yani 24 puan almış yani. 24. 10 maçta 24 ben puan. Ben yine 18 yazmışım. Ben insaflı davranmışım. 24 puan yapmışız. Evet. Sezon sonu kaç olur hocam? Valla gönül ister ki her maçı alalım. Ama şampiyonluk için ne yeterliyse inşallah ona o bize nasip olur. Ne yeter sence hocam? 70 ve üstü yeter diye düşünüyorum. Yani 70-75 arası. Sanki 73'ler garanti gibi ama işi garanti almak lazım. 75 yüzlüğü şampiyon yapar diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben de hocama katılıyorum ya. 70 üstü şampiyon olur. İlk ikiye girer yani. Yani bizim hiç öyle düşünmedim ama ben şöyle söyleyeyim abi Ankara gücü şampiyon olur. Şimdi puanı muanı ben bilmem. Yani. Ankara gücü şampiyon olur. 70 olur, 60 olur, 80 olur ama Ankara gücü şampiyon olur abi. Olalım da biz şampiyon kaç puanla çıkınca ne diye. Yine de tahmin alayım ya. En yakın kim tutturdu diyeyim. Ödül ne abi? Sen ödülü söyle ben sana nokta atayım. 70 puanla çıkarız. Bir hesaplamam lazım ben de. O da bana bir soru oldu. Sen de sor. Abi Ankara gücü sezon sonu kaç puanla çıkar? 76 puan alacak Ankara gücü. 77 diyorum benim ben. Benim kendime göre planım var. Ben 77. Hani hocam, bir puanım var da onu ben söylemem hocam, burada. Hocam 76, 77. Ben biliyorum yani. Ercüment abi kaç puan alır Ankara gücü? 76, 77. İşleri yaptırdın, 80. Konuşmayı unuttun ya. 80 puanla. 80 Coşkun 80 dedi. Emre abiden de alalım. Ben söylemeyeyim. Emre abi de söyle. Lütfen söyle, lütfen. Söyle abi. Ya ben kaç puan yeter onu söyleyeyim. Kaç puan yeter? Katılıyorum. 72. Ben de 75 diyorum. 75, 76, 77. Hocam da 82. Ben biliyorum be hesapladığım. Yani benim hesabım belli. O puan acaba benimki masa al abi sen. Onu ben burada söylemeyeyim. Tutmuyorum acaba. Hocam o zaman bak ne yapalım biliyor musun? Bu videonun altına taraftarlar da yorumlarını yazsın. Yazsın. Bilen en yakın kim tutturduysa yemeği bizden. Yemek mi? Yemek ısmarlayalım. O ne abi o kadar ucuz mu? O, hafif olmaz. Hafif olmaz. Ne yapalım hocam? Abi baştan aşağı Ankara gücü giydirelim ya. Aynen öyle. Baştan aşağı Ankara gücü giydirelim abi. Formasını, eşortmanını, anorağını, yağmurluğunu. Oğlum, bu dörtlü hocam. Gerisini başlattı. 10 bin kişi de bunu tahmin edebilir he. Onun hesabını yap. 10 bin kişi aynı şeyi tahmin edebilir. Hocam çekiliş yapacağız oğlum. Çekiliş yapacağız. Çekiliş yapacağız. Canları sağ olsun. Yanında da birini biz getirsin arkadaş iki hocam. Kişiyi gideriz abi. Doğru diyorsun vallahi. Doğru. Yo, yanında yapalım. İstediğini getirsin. Tabii tabii. Tamam. Güzel vallahi güzel oldu. Tamam. Bir de Kızılay'da Görkem'le bir kutlamamızı da yapalım şampiyonluk inşallah. İnşallah Allah'ın bize o günleri nasip eder. Amin. Bir daha da inşallah bu ligleri görmeyiz diyorum hocam. İnşallah. Ama gerçekten Ankara gücü bu ligleri görmemesi lazım. Biz de onun için uğraşıyoruz. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama o şampiyonluğu biz yaşatırsak hayatımız boyunca o bizim gururumuz olur. Çocuklarımıza, torunlarımıza bunu anlatmak çok güzel bir duygu olsa gerek. İnşallah daha çok şampiyonlukla yaşarız hocam. İnşallah. Tabii neden olmasın? Yani Ankara gücü
Süper Lig'de şampiyon olması kadar doğal bir şey yok. Yeter ki sabırlı ve doğru yapılanma olsun. Oraları da yap olur yani. Havalarda biraz ısınsın, tribünlerde de olsun. İnşallah. Çünkü Ankaracı taraftarının görkemini rakip tribünde ben takımda yaşamışsınız. Abi yanlış yerden girdin şimdi. Biz, Ankara Gücü taraftarı istese sıcağa soğuğa bakmaz abi. O stadı doldurur. Şimdi yanlış yerden girdin. İstemiyor diyorsun ya. Ya hayır yani istese doldurur abi. Ankara Gücü taraftarı doldurur. Kara kışa bakmaz. Kar, geçen haftaki maçı görmedin mi abi? Işin... Karda kışta adamlar tribünde. Ekonomik boyutu var. Allah razı olsun. Pandemisi var, aşısı var. Tabii bunlar şartlar var. Ama biz şunu biliyoruz ki hepsi bu takımı çok seviyor. Bu takımın gerçek sahipleri onlar. Ben her yerde bunu söylüyorum. Ama gönül ister ki biz orada dolu tribünlerde gücümüze daha çok güç katsınlar. Her geçen hafta çığ gibi büyüsün. Herkes Ankara Gücü'nün seyircisinin büyüklüğünün farkında. O stada gelirken rakip takımın ayakları titresin istiyoruz. Ya 12 değil 13 kişi olur Ankara Gücü. Tribünler dolduğu zaman o destek kesinlikle. Yani bu ya bu haftada bunu hissettik zaten. Maç sağ olsunlar 90 dakika boyunca takımlarını çok ciddi desteklediler. Sonuçta da son dakikalarda olsa bunun meyvesini aldılar. Böyle olmak zorundayız. Hepimiz birlikteyiz. Hepimizin amacı aynı. Bu İshak'la, benle ya da sadece takımla ya da sadece yönetimle ya da sadece taraftarla olmaz. Bu birlikte olur. Birlik zamanı. Gümbür gümbür geliyoruz diyorsak o zaman gümbür gümbür birlikte olmak lazım. %100 destek olmak lazım. Ben ona inanıyorum. Ulusu bu arada geldi değil mi? Düşün. Kampa geldi Ulusu. Yaklaşık 10 gün falan oluyor geleli. Yani antrenman izin, yapamamıştır büyük ihtimalle. Yok, izin gününde de sürekli antrenman yaptı, çalıştı. Şu anda da fena değil. Eksiklerini tamamlıyor. Bu kampta onun için de iyi olacak. Ayrıca sakat oyuncularımız için de iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah Ankara'ya Gençler Birliği maçı öncesi eksiksiz çıkarız. Ankara derbisi her zaman keyfi, tadı, heyecanı bambaşka olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizi burada ağırladınız. Siz de şeref verdiniz. İyi ki gelmişsiniz. Ayağınıza... Ankara'da da yapalım hocam bunu. Yaparız. Ankara'da da yapalım. Yaparız ya, neden yapmayalım? Yani gerçekten ben de Ankara Gücü futbolcularıyla böyle keyifli röportajlar yapmayı çok özlemiştim. Geçen öyle... senelerde pandemiden yapamadık, kötü gidiyorken yapamadık. Artık güzel zamanlardayız. Bu mikrofonlarda güzel şeyler konuşmayı ben çok seviyorum, çok evet. istiyorum. Ya Ankara'da doğal olan her şey çok güzeldir. Öyle lambur lumbur girdik, kusura bakmasın. Yo, çok keyifli oldu hocam. Bence daha doğru oldu, doğal oldu. Bizim bir de böyle yanımız var. Her zaman benim ciddi değiliz. Benim girişim daha güzel oldu hocam. Benim, senin mi benim mi? Benim hocam. Ben çok yani, güzel girdim sana da. Benim girişim daha iyi oldu. O işi geç. Ben senin hocanım. Benim girişim daha iyi oldu. Tamam hocam. Bence hocam. Kimin girişim daha iyi oldu? Hocam sizin. Abi neyse sen onları bırak, biz beraber seninle iyiydi. Yani geldiler bozdular muhabbeti. Ya var ya. Biz araya girdik ya. Biz araya girdik ya kim valla. Biz çıkalım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik ama biz çıkalım. Ercüment abi oradan bakıp işlerini gösteriyor bana, yeni yaptırmış. Şartlar ne olursa olsun her zaman şu ikiliye ihtiyacınız var. Hadi konuşun bakayım hadi. Hadi. Büyük konuştum. Öyle ben hocam abi, öyle kısa ve öz. Herkese ihtiyacımız var. Geçen aslında vallahi herkese ihtiyacımız var. Ben hep oyuncuma şunu söylüyorum. Sahanın içerisinde herkesin birbirine ihtiyacı var. Dolayısıyla buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var. Size de ihtiyacımız var. Tabii. Dolayısıyla Ankara Gücü'nün hedefe gitmesi için bir eksik kalmayalım. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bu takımı Süper Lig'e birlikte çıkartalım. Herkesin bu çorbada lütfen tuzu olsun. Tek isteğimiz bu, tek düşüncemiz çok bu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler. Ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Emekleriniz için. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. İyi ki varsınız. Sağ olun. Abi yalnız gidiyorum. yok hocam bir dakika. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gel hocam. Yalnız Ankara Gücü'yle bir dakika oturur musun güzel kardeşim? Hocam otur bir şey söyle. Yok abi Ankara Gücü'yle röportaj yapmaya gelmiş hocam. Üstünde ne Ankara Gücü'yle alakalı hiçbir şey yok. Ben satranca geldim normalde. Olsun ayıbınız oğlum. Verin o zaman. Çıkar. Verin de Can Baba beni gönderse. Sağ abi ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Teşekkür ederim.